Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bugün yine ofis dışındayım. Okula döndük Ali sayesinde. Tailverse Genel Müdürü yanımda. Niye buradayız Ali? Davet geldi Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'ne. Hem sektörümüzü tanıttık, bu alanda iş olanakları neler, neler yapabilirler, sektörün dünyadaki büyüklüğü nasıl, Türkiye'deki büyüklüğü nasıl, Türkiye'de ne kadar firmamız var, Türkiye'de bireysel geliştiricilerin durumu nedir, sektörümüzü tanıttık, sektör hakkında bilgiler verdik, nasıl programlar kullanabilirler, bu işe lise yıllarından nasıl başlarlar, ne yapmaları lazım, bunun hakkında bilgiler verdik. Genel olarak böyle. Peki bu sizin ilk okulunuz değil herhalde, değil mi? Siz devam ediyorsunuz böyle anlatmaya, yardım etmeye hatta. Başka nereleri sayabiliriz? TED Ankara Koleji'ndeydik geçtiğimiz senelerde. Ankara'da birkaç tane daha okula gitmiştik. Özellikle normalde üniversitelerden çok geliyor. Onları saymıyorum bile. Bir sene içinde belki sayısız üniversiteye gidiyoruz. Konferanslara, panellere katılıyoruz. Ama liselere de özellikle gitmeyi çalışıyoruz ve gitmek istiyoruz. Çünkü bu eğitimin ya da bu işte çalışmaya başlamanın, bu işe gönül vermenin lise yıllarından da başlaması gerektiğine inanıyoruz. Bizim mesela en başarılı yazılımcılarımızdan bir tanesi lisede bu işe başlayan ve ondan sonra kalan, programlamaya kalan, üniversitede de çok başarılı olan bir arkadaşımız. Lisede gene başlayıp da yarışmalara giden ve ondan sonra şirket kuran arkadaşlarımız var. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği üyelerinden, çok önemli örneklerimizden. Lisede başlaması şöyle çok önemli. Bir insan üniversiteye de geldikten sonra kişisel becerilerini bir yere kadar geliştirebiliyor ya da günlük hayatın içinde okula gidiyor, dersleri oluyor, ona kapılıyor, projeleri yapıyor, bitiriyor, gidiyor. Ondan sonra ben ne iş yapacağım diye düşünüyor. Bütün bunlar olmadan önce lise yıllarında gelip de ya ben bizim mesela grafik liderimiz, hep söylüyorum, Karadeniz Teknik Üniversitesi işletme mezunu. Lise yıllarında ama çocuk Photoshop kullanmaya başlamış, 3D Max kullanmaya başlamış. Bizim zamanımızda mesela PaintShop Pro vardı, ben onu kullanırdım. Lise yıllarından bu enstrümanlar gençlerin elinde. Bunları kullanmaya ne kadar başlarlarsa ya da işte programcı olmak istiyorsa YouTube'dan tutorial'lar izleyebilir. Kendisini geliştirip birkaç bir şey de kendisi programlar. Bu anlamda çok başarılı ve üniversitede de İlla onunla programlamayla ilgili ya da grafikle ilgili bir bölüm okuyacak diye bir şey yok. Bizim gene grafikler arkadaşlarımızdan sosyoloji mezunu var, psikoloji mezunu var. İşte hiçbir şey mezunu olmayıp da bizde grafiker olarak çalışıp kendisini eğitmiş. Ondan sonra açık öğretimden işletmeyi, iktisatı çift anadal bitiren arkadaşımız var. Çok çeşitli şeylerde arkadaşlarımız var ama birilerinin de genç arkadaşlarımıza ya bu mesleğe başlayabilirsiniz. Buna başlamanız için hiçbir sakınca yok. Hatta mümkün bu yıllardan başlayan arkadaşlar evinizde oyun oynarken biraz daha şunları da yapabilirsiniz. Bunları da bilerek yapın. Yani mesela belki bir oyuna mod geliştirebilirler. Oyun motorları çok açık bu işlere. Ona başlarsa muhteşem bir şey. Üniversitede de bunu devam ettirir. İleride de meslek hayatına atılırken bu şöyle bir şey değil. Bu işte uğraşıyorum, bundan sonra sadece oyun yapacağım. Bunun gibi bir şey değil. İstediği işte savunma sanayi firmalarına gidebilir. İşte atıyorum Google'a gider, Microsoft'a gider. Her firmaya da girebilir yani bu arkadaşlar. Bütün bunun farkındalığının yaratılması için bu lise çağından buralara davet geldikçe biz de geliyoruz, çok önemsiyoruz. Peki şunu soralım. Şimdi liseye giden bizim de izleyicilerimiz var. Onlara şunu söyleyebilir miyiz? Ya oyun yapmayı öğren, hayatını kurtarabilirsin çok yüksek ihtimalle. Böyle bir şey diyebilir miyiz? Ya şöyle, böyle bir şey gönül rahatlığıyla şöyle deriz. Şimdi dünyada 110 milyar dolar bir oyun pazarından bahsediyoruz. Türkiye'de de bizim üyelerimizin ihracatı geçtiğimiz sene için 400 milyon doları aştı. 400 milyon dolar ihracat dediğimizde bugün Türkiye'nin yazılım ihracatının belki işte üçte biri diyebiliriz bu rakama. İnanılmaz bir ihracat. Yani bu sıfırdan oyun geliştiriciler buraya geldi. Bir gün gelmediler ve de sürdürülebilir bir büyümeyle geldiler. Sürdürülebilir bir büyümeyle oyun sektörü Türkiye'de sağlıklı bir şekilde bugün büyüyor. Diğer sektörlere baktığımızda mesela şöyle bir şey var. Bir ihale alıyorlar mesela yurt dışından. Çok güzel bir 100 milyon dolar bir şirket ihracat yapıyor diyelim. Ama ertesi sene o ihaleyi alacağı kesin değil. Ama biz son kullanıcıya, bu Steve Jobs'un Retailing is Hard diye bir şey var. Yani son kullanıcıya sürekli bir şeyler satarak, o ivmemizi arttırarak buralara geldiğimiz için çok sürdürülebilir bir büyüme ve de çok kıymetli. Ve de şöyle bir şey de var. Bu diğer yazılım şeyinin içinde, ihracatının içinde belki 1000 tane, belki 2000 tane firma var. Şimdi bizim bu 400 milyon dolara baktığımızda birkaç tane firma
birkaç tane de bireysel oyun geliştirici böyle bir ihracat yapıyor. Yani bu inanılmaz ihracat yoğunluğu, katma değeri yüksek bir başarıdan bahsediyoruz. Peki, şimdi yanımda tabii Bannerlord yazısında görünce, şimdi ben bu işi Bannerlord'la yapayım diye girmesem benim için daha hayırlı olur değil mi? Bir oyun geliştirmek istiyorum. Yani küçük başlamanın bunun hiçbir zararı olmadığını söyleyebiliriz. Böyle başlanması lazım. İlla hemen kafada büyük projelerle girmemek gerekiyor. Muhtemelen öyle olması lazım. Şimdi bizim bir siz de katıldığınız, jüriliğinde yaptığınız Türkiye şeyimiz var. Kristal Pixel Türkiye'de. Evet. Türkiye'nin en iyi yerli oyunları, yılın oyunu ödül töreni. Şimdi orada da mesela geçtiğimiz senelerde şey görüyorduk. Hep çok büyük projelerle arkadaşlar geliyorlardı. Ve sonunda önemli olan bir projenin başarılı olması. Hepimiz sevdiğimiz işi yapıyoruz, oyun yapıyoruz ama projenin başarısını ihracat başarısıyla, maddi değeriyle ölçeriz. Bu noktada baktığımızda ya çok büyük MMO yapacağım diye sürekli Türk şirketleri yıllarca didindiler durdular. Ama biz de hep şunu söyledik ya, yapılabilir projelerle yola çıkalım. Bir mezun arkadaşlarımız için şu çok önemli. Direkt mesela kendi şirketlerini açmayabilirler. Çok fazla şirketimiz var bugün Türkiye'de. Gidip onlarda çalışabilirler. Belli bir deneyim kazandıktan sonra bunu açabilirler. Çünkü şöyle bir şeyle de biz yıllar boyunca karşılaştık. Bizim mesela yerimiz ODTÜ'de. Arkadaşlar 100 bin liralık tekno girişim desteğini COSGAP'den aldılar. Ondan sonra 2 gün sonra bu büyük projelerle de, çok büyük yapımlarla da baş edemediler. Yurt dışına giden oldu. Savunma sanayine kaçan oldu. Onu oyun yapmakta para yokmuş. Halbuki böyle değil. Aynı senin dediğin gibi yapılabilir küçük mobil projelerle bu işlere başlayıp bugün belki de metroda giderken işte yanında adam telefonunda bir şey oynuyor. Türk oyunu oynadığını bilmiyor. Evet. Çok fazla Türk oyunumuz var. Yurt dışında aynı şekilde Arjantin'de, Brezilya'da, Amerika'da oynanan, işte Amerika'da ilk 10'a giren oyunlarımız var. Bu gibi başarı örneklerini bizim hem arttırıyor hem gösteriyor olmamız lazım. Arkadaşların da bunlardan biraz öykünerek yapılabilir projelerle yola çıkmaları lazım. Doğru. Peki şöyle söyleyelim. Oyun yaparken fokusun mobilde olmasının bir artısı var mı? Muhakkak var. Şimdi dünya oyun pazarına baktığımızda mobil sürekli büyüyor. Mobil satışları da sürekli artıyor. Ve bizim şu anda başarılı olan şirketlerimize de bakınca çok büyük ağırlığı mobilde bu arkadaşlarımızın. Bu zamana kadar şöyle bir şey vardı. Ya 2010 yılına kadar belki 2011-2012 yılına kadar dünya çapında bir oyun satmak için mutlaka büyük bir yayıncı ile çalışmak gerekirdi. Şimdi PC tarafında çok çok az da olsa belki hala büyük bir yayıncıyla çalışmanın artıları var. Ama mobil tarafta sen direkt kendini milyonlara ulaştırabiliyorsun. İşte Apple platformundan, Google platformundan giriyorsun. Oyununu markete koyduğun anda bütün dünyada satışta. Yeter ki orada önemli bir erken head start ivmesini yakalayabilsin şirketlerimiz. İlk aldığı puanlar iyi olsun. Çok yıldızlar alsınlar. Ondan sonra görünürlükleri de arttıkça çok çok başarılı olan firmalarımız olduğunu, bireysel 2 kişilik oyun geliştirici takımı 50 milyondan fazla oyunu download edilmiş işte. 3 kişilik takım 5 milyon dolar kazanmış. Bu gibi başarı örneklerimiz çok ve belki de siz izleyicilerinizin bilmediği başarı örnekleri de çok. Bunun farkındalığını yaratıyor olmak işte bu gibi liselerde, üniversitelerde arkadaşlarımıza ya bu işten çok para kazanabilirsiniz. Hı hı. Ama bilinçli bir şekilde, kontrol edilebilir bir şekilde yapılabilir projelerle yola çıktığınızda başarılı olursunuz mesajınızı da vermemiz lazım. Şimdi Tailverse çok önemli bir örnek. Ben de liseliyim, kafayı taktım. Tailverse'de çalışacağım. Şimdi kendimi nasıl geliştirirsem Tailverse beni hemen kapar. Yani hangi alanda geliştirmeliyim? Şimdi bizim birkaç tane idari çalışan arkadaşımızı çıkarttığımızda şirketi yarıdan ikiye bölelim. Yarısı grafikerdir, yarısı yazılım geliştiricidir. Yazılım mühendisi arkadaşlarımız için biz her zaman şunu öğreniyoruz. Mutlaka arkadaşlar bir kendi oyununuzu üniversite çağlarında falan yapıyor olun. Kendi oyununuz derken ya ben nasıl kendi oyunumu yapayım da başvurayım. Ya ufak bir tavla oyunu olabilir. Ufak bir işte satranç oyunu olabilir. Bu satranç oyununu işlemcinin %100'ünü kullanarak da yapabilir bu arkadaşlar. %1'ini, %2'sini kullanarak da yapabilir. Bir bunun temel prensiplerini öğrensinler. Grafiker arkadaşlarımız için illa Tailverse'e başvurmasına gerek yok. Başka şirketlere de. Misal Tailverse başkasından örnek vermeyelim. Ya ne yapıyoruz? İşte orta çağda geçen savaş oyunu yapıyoruz. Rol yapma oyunu. İşte at var, kılıç var, kalkan var. Bir elementleri yok. Bu arkadaşlarımız için önerimiz mesela bize grafiker başvuruyor. Ya bir şövalye çizebilirsin. Bir at çizebilirsin. Ya bizim yaptığımız işe yönelik. Ya bana ama şey dedi, anime karakterler çizip de başvurularda geliyor. Şimdi ondan çok bir şey çıkartamıyoruz biz. O arkadaşları da ve inanılmaz fazla başvuru geldiğinde her birine tek tek ya bir de şunu portfolyona ekler misin diye dönemeyebiliyoruz da.
arkadaşlar çalışmak istedi. Ya bugün bankada çalışmak istesen, mesela bankalar sınav yapıyorlar. Diyor bizim bankamız kaç yılında kurulmuş? Kaç çalışanımız var falan, bir enteresan sorularla geliyorlar. Sen çalışmak istediğin şirkete göre bir portfolyonu geliştirirsen, bu çalışmalarını ona göre yaparsan kolay bir şey. 3DMax'te. Bir de bizim aynı tavsiyemiz, çok yüksek poligonlarda mesela, tamam bu atı falan çiziyor ama bu atın GTX sadece 1080'in çalıştırabileceği bir at olması var. Bir de her böyle toplumun evet büyük kesiminin kullanabileceği bir ekran kartının çalıştıracağı bir at olması ihtimali var. Bir de bunlara dikkat etsin mesela başvururken. Çok kriter var. Zaten bir arkadaş grafiker olduktan sonra ve de bu alanda çalışmaya niyet ettikten sonra bunları yapıyorsa, bir X bir firmaya başvurdu. Mutlaka binlerce kişinin önüne geçer, çabucak işe girer. Bizim Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği üyelerinden şu anda baktığımızda bir personel bir şirkete başvursun da herkesin insan kaynağı ihtiyacı var. Yani işe girememe ihtimali yok. Bu alanda kendini iyi yetiştirmiş, iyi geliştirmiş bir arkadaşımızın ve ödevine çalışmış bir arkadaşımızın işe girememe ihtimali yok. Ve de umumiyetle güzel maaşlara işe girerler. Yani öyle az paralara değil. Bugün bizim oyun geliştirme sektörümüz savunma sanayiyle de çok rekabet edecek durumda. Maaş olarak, işte çalışma koşulları olarak, ekstradan sağlık sigortaları olarak, ekstra emeklilik sigortaları olarak falan çok ileri durumdayız yani. Onu gerçekten güzel anlatıyor olmamız lazım. Arkadaşların da bunun bilincinde çalışıyor olmaları lazım. Son olarak şimdi biz burada işte Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeydik. Evet. Öğrencilerden aldığınız tepki nasıl? Güzel. Şimdi bütün öğrenciler mutlu. Herkes oyun oynamış. Herkes Call of Duty oynamış. Herkes Battlefield oynamış. Mount & Blade oynayanlar sınıfın çoğu el kaldırdı. İnşallah oynamışlardır. Şimdi oyuncu bir kitleyle karşı karşıyayız. Ama bu sektörde çalışmak ister misin diye sorunca şöyle bir sıkıntı oluyor. Kimse çoğunlukla el kaldırmadı. Ama şöyle bir maalesef bizim sektörün bir açmazı var. Anne ve babalar. Şimdi bizim... diyorlar ki ya çocuğum doğru düzgün bir şeyle uğraş. Ne oyunu, git oyun yapma. Bizim işte en başarılı arkadaşlarımızdan Ufuk arkadaşımız, bizim de başkan yardımcımız. Kendisi şeyde şu anda 20 tane çalışanı var. Ama kendisi de lise zamanlarındayken TÜBİTAK'ın şeylerine, sınavlarına girecekken, yarışmalarına ailesi göndermiyor. Ya oyunla uğraşılır mı diyor. Öğretmenleri kaçırıyor, Ufuk'u götürüyor. Ufuk birinci oluyor. Sonra tekrar yarışmaya girecek. Bu sefer anne babası diyor ki ya bir kere başarılı oldun. Yeter artık bu işlerle uğraşma. Öğretmenleri gene götürüyorlar. Gene başarılı oluyor. Derken işte kendisi çalışmaya başlıyor. Kendi oyununu yapıyor. Yatırımcı alıyor. Büyüyor. 20 tane çalışan olması bugün bir insan için şöyle büyük bir şey. İşte her çalışanın bir SGK'sı oluyor. Her çalışanın inanılmaz maliyetleri oluyor. Yani 20 tane çalışan demek çok büyük. Çok büyük bir olay. Çok büyük bir olay. Türkiye'deki oyun şirketlerinin var. İşte 100 çalışanı olan var, 80 var, 20 var, 5 çalışanı olan var. Ama her biri büyüyorlar. Önemli olan işte bu yaşlardan bir şeylere başlamak ve bu ailelerimizi de bizim katıldığımız işte panellerde, konferanslarda hem öğrencilerle hem de ailelerle iletişime geçip şu çok önemli bir şey. Şu çok önemli bir şey. Bizim devlet büyüklerimiz de bu mesajı veriyorlar. Ekonomi Bakanlığı'nın, Sanayi Bakanlığı'nın çok önemli teşvikleri var ve bunu oyun adı altında yapıyorlar artık. Sadece yazılım değil. Bu da ailelerimize şu mesajı da vermek için aynı zamanda. Ya tamam, insanlar bu işlerle uğraşsın, ihracat yapsınlar. Bizim için önemli. Çünkü bugün oyun yapar, yarın yazılımın başka bir dalında çalışabilir. Bugün oyun grafiği yapar, yarın işte savunma sanayinde çalışır, ne bileyim başka bir dalda çalışır, her alanda çalışabilir. Yani bu illa oyun geliştiriyorum, ömür boyu oyun geliştireceğim diye bir şey yok. Ama ömür boyu başarılı bir şekilde oyun geliştirirsen, işte bizim ihracatımıza da katkıda bulunursun, kendin de ferah içinde yaşarsın. Bu mesajı da vermek için buradayız. Peki, yine çok güzel bilgiler verdin Ali. Teşekkür ediyorum bunun için. Seninle birlikte bu maceralara aslında devam edeceğiz. Türkiye'deki oyun geliştirme serüveni, çünkü hedefleri olan, yıllarca öne hedef konmuş çok ciddi bir sektör. Biz de elimizden geldiğince duyurularını yapmaya devam edeceğiz. Bugün de bir lisemizi ziyaret ettik seninle. Çok teşekkürler. Stüdyoda görüşmek üzere.